Hürriyet gazetesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'in Suriye'deki varlığına karşı ne yapacağına ilişkin kritik iddialara yer verildi. Habere göre Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, Dışişleri Bakanlığı ve MİT yoğun çatışmaların yaşandığı Azez ve Mare'nin IŞİD'in eline geçmemesi için Amerika'nın Kobani ve Tel Aviv'de PYD'ye verdiği desteğin benzerinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriyeli muhaliflere verilmesini istiyorlar. Bu kapsamda muhaliflerle savaşan IŞİD mevzilerinin Türkiye topraklarında konuşlanmış uzun menzilli fırtına toplarıyla ya da havadan vurulması, muhaliflere silah ve mühimmat desteği verilmesi bekleniyor. Ama böyle bir şey çok büyük bir ahlaksızlık olur. Teşvik eden çok çok daha da büyük ahlaksızlık yapmış olur. Uzun menzilli topu alır onların efendim değil mi o yanlış olan düşünceler üstüne göndeririz o zaman. Olmaz. Müslüman öldürmeye kimse meraklı olmasın. Gücün yetiyorsa gider PKK ile çatışırsın. Kimse ahlaksızlık yapmaya kalkmasın. Cibiliyetsizlik, nursuzluk, ahlaksızlık yapmaya kalkmasın. Müslümanla uzun menzilli top PKK için iyi olur. Onları caydırmak için yani gidip öldürsünler, boğsunlar, bombalasınlar demiyorum da yani buralar bizim gibi boş araziye bombalama yapabilirler kimse yoksa. Ama uzun menzilli topla Müslüman öldürmeye kalkmak bilmem ne bu katilliktir, cinayettir. Böyle bir ahlaksızlığa asla müsaade etmeyiz. Kimse ağız da aramasın. Böyle bir karaktersizlik yapacak adam daha anasından doğmadı. Türk askeri böyle bir ahlaksızlığın içine asla girmez. Bu çok büyük bir kahpeliktir ve direkt cinayettir. Üstelik PKK kenarda duracak. Onlar sırıtarak sen gidip Müslümanları bombalayacaksın öyle mi? PKK'ya yol açmak için. PKK rahat hareket etsin diye. PKK'nın başına bela olmasınlar diye. PKK palazlansın diye. PKK gelişsin diye. Eğer bunu yapmaya kalkarsa bir insan düşünürse bu dünyanın en ahlaksız, en şerefsiz, en namussuz adamıdır. Sen PKK'dan it gibi kork. İliklerine kadar titre. Olmadık tavizi ver PKK'ya. Ondan sonra git işi de kabadayılık yapmaya kalk. Böyle bir adam daha anasından doğmadı. Evet. Ne Türk hükümeti böyle bir ahlaksızlığa yanaşır. Ne Türk ordusu ne Türk polis. Evet. Böyle ahlaksız tekliflere de kimse gelmesin. Sakın ben de duymuş olmayayım. Evet. Yani. Evet. Öyle sen duymuş olabilirsin oradan buradan. Onun geçerliliği yok. İnşallah. Ama benim fikrimden ortaya çıkıyorsa birisi ya Müslümanlar öldürsün diyorsa bu çok büyük bir ahlaksızlıktır. Cinayet teşvikçiliği yani dünyadaki en büyük ahlaksızlıktır. Ya daha üstüne ahlaksızlık yoktur. Ebedi cehennemdir karşılığı. Ne alaka ya? Sen PKK'yı gördüğünde iliklerine kadar titre korkudan yağcılık yap, yalakalık yap. Baktın ki PKK köşeye sıkışıyor ya nasıl kurtuluruz? Türk ordusunu devreye sokacaksın öyle mi? PKK'yı kurtarmak için. Ondan sonra Müslümanları şehit etmeye başlayacaksın. O uzun menzilli topu alırız biz. Onu söyleyen adamın karşısına getiririz. Ve yanlış yolda olduğunu ona göstertiriz. Kanunla, hukukla.